Gayet ediyor mu? Tamam. Starık'tan herkese merhaba. Ben Tarık ve Empire at War Force of Corruption... bir dakika lan. Empire at War Force of Corruption değil. Thrawn's Revenge modunun... burada niye bak var? Thrawn's Revenge modunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Fakat kaçıncı bölüm olduğunu maalesef ki bilmiyorum. Bilmediğim için de kaçıncı bölüm olduğunu söyleyemeyeceğim. Kaçıncı bölüm olduğu pek önemli değil aslında ama neyse biz girişimizi yavaştan yapalım zaten. Hatırlarsınız geçen bölümde bayağı fetihler yapmıştık. Başımıza birkaç tane olay gelmişti. Bu arada Discord'dan bana mesaj geldi size değil. Şu an hiç bakamayacağım. Geçen bölümde şu gezegenleri ele geçirmiştik. Mon Calamari'yi ele geçirmiştik. Ondan sonra şuradan bir fetih yapmaya başlayacağız. O yüzden ben şöyle bir tane filo yerleştirdim. Bir de geçen benim çektiğim video 2 saat olduğu için o videonun içinde Mon Calamari'yi ele geçirmeye çalışırken maalesef ki Thrawn'u kaybettik. Bir de bir tane daha burada bir tane kaptan var. Bir tane daha kaptan vardı. Onu da kaybettik. Bir tane AT-ST kullanan general vardı. Onu da kaybettik ama onların kayıpları bizim düşüşümüzü İmparatorluğun düşüşüne sebep olmadı. Aksine daha çok fetih yaptık. Coruscant'ı ele geçirdik. Ondan sonra şurada Deep Space var. Deep Space'te Katana filosunun olduğunu öğrendik. Oraya gittik. Fakat Katana filosundan sadece 4 tane Katana elde edebildik. Çünkü bizim mekikler havaya uçtu. Çok fazla gemi bordalayamadık. Ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü benim şöyle bir amacım var. Nerede o? Bu mu? Dreadnought Heavy Cruiser. Katana Dreadnought da var. Şurada göstereyim size. Bakın bunlar ayrı. Çünkü şuradan direkt Katana Dreadnought dönüyor. Ben kendi Katana filomu yapacağım için sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Artık yavaştan şöyle bir fetihlerimize başlayacağız. Hem şuradan hem Kuat'tan hem de Abrogado sisteminden fetihlerimize başlayacağız. Taarruza geçeceğiz. İnşallah hayırlı geçer diye umuyorum. O zaman pause'tan çıkalım. Ben şurada bir quick save alayım. Fetihlerimize başlayalım. Seferimize kaldığımız yerden devam edelim. Burada ordumuz duruyormuş. Ayda nereye saldırıyor bunlar? Ha, demek buraya saldırıyorlar. Kuat'tan bize saldırı yaptılar. O zaman şimdiki buradaki birliklerin gezegeni savunabileceğini düşünüyorum. Yani yer saldırısında, yer savaşlarında yeterince iyi savunmamız olduğunu düşünüyorum orada. O yüzden şey yapacağım. Uzayı terk edeceğim. Çünkü o ordumun zarar görmesini istemiyorum. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ses neden az? Niye ses az? Benim kulaklıkta mı sıkıntı var? Evet, benim kulak ben sesi kısmışım. Şimdi sizleri bir şuraya gönderelim. Allah. Birden fazla mekiğe komut verince oyun durdu. Takviyelerimiz gelsin. Takviyeler bu istasyonun birlikleri şeyleri oyalarken, saldırı filosunu oyalarken biz de o sırada ordumuzun geri çekilmesini sağlayalım. Şöyle. Tamam, artık geri çekilebiliriz. Yalnız bu niye ışık hızına çıkmıyor? Ha, çünkü ışık hızından daha yeni çıktı o birlik. Hemen geri çekilsin. Ondan sonra fetihlerimize başlayalım. Bak işte oyunda en sevmediğim özellik bu. Keşke bir mod olsa ve bu mod o ışık hızı sahnesinin süresini bütün gemiler gittikten sonraya göre ayarlasa falan ne kadar güzel olur. Tamam, yavaştan fetihlerimize başlıyoruz. Demek ki burası savunmasız durumda. Hemen fetihlerimize başlıyoruz. 3 şeyden saldıracağım. Bakalım hangisi varacak? Bu varacak tabii ki. Oo, bak burada da orduyu hazırlamışlar. İyi, ordularını paramparça ederiz. Kısmet olursa 1 saati geçmeden bu oyunu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bitirebilsem gerçekten harika olacak. Ama çok az Dreadnought'ımız var ve bir şey keşfettim. Dreadnought'larımız bakayım. Bakayım. Ha yok, rastgeleymiş. Hepsini aynı sandım da. De bir şey diyeceğim, buranın savunması yok. Direkt yardır, saldır gitsin yani. Aslında bu gemi hırsızlarına savaşı dahil etmeyelim. Ölmesini istiyorum gerçi. Çünkü pek akıllı biri olduğu söylenemez ama. Aha, sıçtım ağzınıza. Bak sen. Geri çekilmek yok. Geri çekildiler. Şu an 50 FPS dediğine bakmayın. Ben bunu hızlandırıp şeyi açarsam eğer
Yani şu an kaslarına bakmayın. Ben hızlandırıp sinematiği açınca böyle oluyor. Normalde benim bilgisayarım buna kasmaz yani. Bütün bilgisayarlarda böyle oluyor. İyi. Kayıp vermeden hallettik o zaman bu işi. Burada ne var? Ha, burayı askerlerimiz koruyor. Construction complete. Bimisari. Bimisari Tron kitabında var mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum. Yukio sistemi vardı. Başka? Wayland. Wayland, evet. Neydi o gezegenin adı ya? Talon Card'ın gezegenini unuttum. De bunların şeyleri, pozisyonları aynı mı? Ha yok, aynı değilmiş. Abi çok güzel durofilo ya. Hop, o değil. Baksana muhteşem duruyor. Ben bundan yemin ediyorum film yapacağım ileride. Yardırın gençler. Biraz hızlandıralım. Komuta gemimiz olsun bu da. Şu gemi. Bu gemi bizim komuta gemimiz olsun. O zaten bir işe yaramayacak. Sadece gemilerin ışık hızına çıkmasını engelleyecek. Geri kalanını komutanın emrindeki askerler yapacak. Yani bu gemilerimiz. Şimdi sizleri bir otomatik yapalım. Ondan sonracıma bunlar bombardımandı. Sizleri buraya gönderelim. Başka bombardıman varmış ama hangilerine tıklayacağım? Şunlara tabii ki de. Sizler de buraya gidin. Sizlerin biraz daha hızlanmasını sağlayayım. Vay ya, şu mod paketini Empire at War'u Türkiye'de çeken ilk insan olmayabilirim ama bu modu Türkiye'de çeken ilk insanım, o yüzden mutluyum. Yani gururluyum. Bakayım bir. Kalkanı düşürmüşler. Yalnız çok yavaş geliyorlar ya. Sizleri bir alayım. Şuraya saldırtayım. Çok güzel ateş ediyorlar ya. İşte bu kadar, bitti. Zaten bu savaşta şey yapsaydık, kayıp verseydik ben işte o zaman şaşırırdım. Yalnız şurayı... Ha, Abrega duymuş, tamam, o zaman burası kolay. Fondor'u ele geçirmek kolay olmayacak. Çünkü Fondor'da eminim ki baya büyük bir filo taşıyorlardır. Evet. Kuat'ı ele geçirebilirsek... Aha. Kuat'ı ele geçirebilirsek ondan sonra Bimisari sisteminden yavaş yavaş ilerlesek harika olacak. Abi şuna bakmaya doyamıyorum ya. Nerede bizim interdiktör? Oo, bak buraya da savunma istasyonu yapmışlar. Neydi bunun ismi? Empress Class ha? Peki. Sizleri iki yapacağım. Ama filodan ayrılmayın henüz. Tıklamadığım başka bir gemi var mı? Yok sanki. Şöyle yaratalım. Önce şu istasyondan kurtulalım. Interdictor almadım değil mi? Güzel. Interdictor'a bakmak istiyorum. Abi çok güzel ya. Yemin ediyorum muazzam ötesi. Hadi biraz daha hızlı gidin ya. İnşallah geri çekilirler diyeceğim ama geri çekilmezlerse de aksiyon olmaz. Bir daha bu istasyon çok tehlikeli. Baksana her yerinde turbo lazerler, proton torpidoları, güç jeneratörü bile yok. Üç tane şu üç fırkateyn sıkıntı yaratmaz. Bombardımanlar sıkıntı. Bunun da ölmesini istemiyorum. Zaten yeterince kahraman kaybettik. Ve her zaman söyledim, yine söylüyorum. En sevdiğim olay burada abi. Rastgele Y koordinattır. Hep söyledim, yine söylüyorum ve sürekli de söyleyeceğim. Şöyle film modunu almak istiyorum. Çok güzel ya. Efektler, modeller, her şey harika. Bak şuradan film sahnesi çıkar yemin ediyorum. İmparatorun böyle asilerle savaştığı sıradan bir günü anlatan bir film çıkar yemin ediyorum. De bunlar niye saldırmıyor bize? Bunu anlamadım.
Büyük ihtimalle farklı bir taktik deniyorlardır. Benim taktiğimi bile deniyor olabilirler. Birazdan o bombardımanlar arkamızdan gelecek ve bizim gemilerimizi bombalayacaklar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İnşallah teknik hasarlı çıkmaz. Birisi kapıyı çalmaz diye birisi içeri girmez. Ben de rahatsız edilmeden bu videoyu rahatlıkla bitiririm. Bu oyunu bitiririm. Bu serinin fazla uzun süreceğini sanmıyorum zaten. Kaç FPS şu an? 50 FPS. Gerçi pek burada da 50 FPS göz gibi 50 FPS gibi gözükmüyor diyemedim ya. Oo. Strike Cruiser'ımıza bir şey olmasın. Gitti mi o? Maksimum ateş gücü. Paramparça edin onları. Şu sıkıntı yaratıyor. Şu savaşçılarımızı dürtüyor. Oo, bir sürü varmış onlardan. O zaman biraz ilerleyin. Aa bak, ben dedim o bombardımanlar geri gelecek, gemilerimizi bombalayacak dedim. Şimdiden iki gemi hasarlı durumda. Aslında şunun geri çekilmesini sağlayabilirim. Niye geri çekilmiyor? Geri çekilemiyor çünkü ağır hasar gördü. Pekala gençler, şuna odaklanın. Fırkateynleri boş verin. Gerçi burada sürekli fırkateyn çağırıyor ama o da sıkıntı. Bunları da şey yapamam, bırakamam. Ama bombardımanları kullanabilirim. Bombardımanlar zaten uçak vuramıyor. Bak nasıl ateş ediyor ya. İstasyon değil, savaş gemisi resmen. Hadi yardır. Gemilerimiz ağır hasar alıyor ya. Seni şey yapsam. Niye olmuyor ki? Onu anlamadım ben de. Şu hasar almaya başladı. Ya niye ışık hızına çıkamıyoruz biz? Acaba onlarda gravity well mı var? Yoksa bu istasyon mu engel oluyor? Onu hiç bilmiyorum. Hadi. O kadar zor olmamalı. Film modunu alacağım. Bak çok güzel sahne şu an. Mükemmel bir sahne. Tamam, şu an biraz bozuldu ama. Şimdi daha çok bozuldu sahne. Bak burası mükemmel bir sahne. Star Destroyer'e nasıl da saldırıyorlar. Bak. Tamam, bu kadar film yeterli. Maksimum ateş gücü. Hadi koçlarım, hadi. Size güveniyorum. Ateş ediyorlar böyle. De bizim uçaklarımız kalmadı anasını satayım. O yüzden acele etmeliyim. Hatta bunları alıp buraya göndermeliyim. Ne de olsa istasyonun işi bitmek üzere. Yardırın. Zaten bunlar oraya gidene kadar istasyona biraz ateş etmiş olurlar. Biraz hızlandırak ya. Hangarları mı var bunların? Evet, hangarları varmış. Resmen savaş istasyonu bu. Uzay istasyonu değil. Space Station dediğine bakmayın yani siz. İşi bitmek üzere, hadi. İki kısım kaldı. Şu son kısımları da yok et. Hadi koçum. Ya bir tane TIE savaşçısı kalmış. Tamam, şimdi buna. Bu kadar. Bitti. Star Destroyer'larımıza hiç zarar gelmedi. O 5 tane Strike Cruiser yalnız hiç iyi değil. Belki de bu filoyu Fondor'a göndermek pek iyi bir fikir değildir. Ordumuz burada değil mi? Ya da ben gezegenleri fethetmeye buradan başlayayım en iyisi. Çünkü şuraya kadar, nereye kadar? Şuraya kadar fethi yapacağım. Burayı ele geçireceğim. Bakayım mı şuraya? Bildiğim kadarıyla şurada bir bağlantı var. Buradan fethi yapıp şurayı ele geçirsem, bu atma. Oo.
Bak 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 şerefsizlere bak. Filonun yarısını orada bırakmışlar. Çakallar. Kaç dakika olmuş? 15 dakika. Daha yeni başladık ya. Bu ne peki? Bunlar ne işi var burada? Oo, unidentified ships. Güzel. Onlar ışık hızından çıkar. Böylece bize biraz avantaj sağlarlar. Sen git Allah'ın gemi hırsızı. Savaş bitsin var ya, ilk işim seni öldürmek olacak. Acaba şu Talon karttan kurtulsam mı acaba? Gemiler yavaş yavaş yaklaşıyor. O ne? Ha, istasyonmuş. Şöyle yapsam vurur muyum acaba? Turbolazerler normalde uçakları pek vuramaz. Gerçi şu an vurabiliyor ama beni yalancı durumuna soktu. Hayır. Uçaklara, uçaklara. Buna. Buna. Maksimum ateş gücü. Maksimum efekt. Öttü. Tamam. Şimdi buna. Heavy Cruiser'mış da biz onun icabına bakarız. Motorlarına önce. Motorlarına. Hadi katanalar, size güveniyorum. Gösterin kendinizi. De kardeş. Geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Kaçın, kaçın, kaçın. Lan bütün askerlerimi yok etmiş bu şerefsizler. O zaman yapacak bir şey yok. Yardımmaya devam et. Yani hem yardır, hem yardır hem de ateş et. Onlarda da Dreadnought var. Siz de şuradan bir dürtün şu ana kruvazörü. Hadi be, bir gemi yok edemediniz ha. Ha, burada bir sürü mekik varmış. Tamam. Lan gemi yaklaşıyor. Şu bilinmeyen gemiler yaklaşıyor. Gerçi ne oldukları biliniyor da kimin için çalıştıkları bilinmiyor. Ha, tamam, düşmanıma saldırın. Bakayım. Gemi hasarlı. Biz anlaşalım ki bu savaşı kaybedeceğiz. Ne yapalım? Bu tarafa gidelim. Zaten Cumhuriyet Kruvazörü de şu an onlara döndü. Ben de o sırada benden kaçan şu kruvazörü halledeceğim. Tabii şöyle bir şey var. Şunun motoru gittiği için yavaşlar. Ha, şimdi biraz hızlanmayı başardılar. Tamam, sen de gel be. Allah Allah. Allah'ın gemi hırsızı. Bakayım bu ne durumda? Maşallah bu da şu savaş lotlarının icabına bakıyor yani, ağzına sıçıyor bildiğin. Cumhuriyeti çok şımartmışız biz. Şımartmamız sonucu onların da götü kalkmış. Bu tarafa. Ya bir yandan şeylerle ilgileniyorum, bir yandan bunlarla ilgileniyorum. Saçmalama. Ne yapsak? Ben de bunlara odaklanayım. Savaş lotlarıyla birlikte çalışalım. Ya da geri çekilelim. Şu an kararsız kaldım. Ya da yok, geri çekilmeyelim. Ben daha sonradan şey yaparım. Neydi ismi? Tekrardan katana yaparım yani. Fighter B odaklanmaları bence daha mantıklı. Kanatları mı açıldı bunun? Ha, yok değilmiş. Şuradaki Octable mı? Şu turbolazerlerden kurtulmalıyız benim tıkladığım. Onlar çok tehlikeli çünkü. Aa bak, şu ölürse belki bu savaşı kazanabiliriz.
Hayır, kazanamayız çünkü şuradaki kruvazörler hala bizim mekikleri kovalıyor. En azından ben de bir tane Star Destroyer indirmiş olurum. Yani indireceğimi umuyorum. Oo, ha tamam. Ben de benim gemi gitti sandım da. Ya abi bir tane şey kaldı ya, kruvazör. Hem de katana, bir tane katana kalmış. Ne diyor? Yumi Ai. Japon ismi mi ne? Çünkü katana da zaten Japoncadan geliyor. Katana kılıcı. Ne geri çekilmesi, ne geri çekilmesi. 2 saniyede mi geri çekileceksin diyecektim. Geri çekildi. Lafı ağzıma tıktı. Neyse, bir şey olmaz. Cumhuriyete darbe indirerek en azından şey yaptık. Yenildik. Geri çekildik. Bak sen. Demek burada şey barındırıyorsun. Ha bak, bunun olacağını tahmin etmiştim. Çünkü Cumhuriyet saldırmadan önce bir askerleri buraya göndermiştim. Şimdi de bunları kurtarmak var. Şimdi bunları kurtarmaya çalışacağız, değil mi? Acele etmeliyim. Hazır mı? Hazır olduğu anda tıklayacağım. Oo 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 oo! Hasar verdi ama öldüremedi. Ne bu? Ha. Kim? Evet. Şimdik. Bakayım şuraya. Şu filo için birkaç tane şey yapsam iyi olur. Şey yapmalıyım, ismi nedir? Strike Cruiser yapmam gerekiyor. Ama o filo için şey de yapabilirim aslında. Bir tane şu gemiden yapmak istiyorum. Legion's Battle Cruiser. Hatta iki tane yapacağım. Buradan işler nasıl gidiyor? İşler durmuş. 8000 maaş da çok az bana göre. Tıt diye böyle minik minik sesler çıkarıyor. Bir bakalım. Strike Cruiser istiyorum ben. Strike Cruiser işte burada. Ya da Strike Cruiser yerine Dreadnought da yapabiliriz. Small, inexpensive yet capable cruiser without sending firepower. İki fighter squadron barındırabiliyormuş. Bu olsun ya. Bir tane şuraya. Bekle bekle. Ya. Her yerde de bir seviye istasyon var anasını satayım. Ha doğru, bizim o gemi hırsızı da ölmüş. Başka iki var mı? Başka iki yok. Onlar hazır olana kadar ben fetihlerime şuradan başlayayım. Acaba şey mi yapsam, böyle Victory Star Destroyer'larından oluşan bir filo mu yapsam? 15 tane çıkar. Bence yapalım diyeceğim de yeterince param yokmuş. Şimdi şu 2500 olduğunu düşünsek. Veya 2000 diyelim. 15 tane yapsak 30.000 eder. O kadar paramız yok diyecektim. Varmış aslında ama. Para niye azalıyor? Ha, çünkü Strike Cruiser yapıyoruz. Şunları hemen toplayalım. Bunlar toplansın bir. Yine nereye saldırıyorlar ya? Oo. Böylesine bir filo ile savaşamayız. Hemen geri çekilmeliyiz. Oyuna bir şey mi oldu diyecektim. Bir şey yokmuş. Bizim aktörlerden bir tanesi yazmıştı. Çünkü ileride filmimiz olacağı için. Kaçın, kaçın. Ölümüne kaçın. Hatta 1. sınıf Star Destroyer'lar da eğer hızlı gidebiliyorlarsa daha hızlı gitsinler.
Bir tek gemiye bile zarar gelsin istemiyorum. Eğer motorları giderse bunun hesabını size sorarım. Tamamdır. Oyalayın şunları, oyalayın, oyalayın. Ben sinematik moda alacağım. Cumhuriyet filosunu gördünüz mü? Ne kadar büyüktü. İşte mükemmel sahne dediğim budur. Bak bak bak, bir de Star Destroyer olarak gösteriyor. Şimdik. Sizleri buraya bir alayım bir. Aa bak, karideyi boşaltmışlar. Star Destroyer reporting in. Reporting in. Reporting in değil mi? Evet. Sana bir tane Allegiant Star Destroyer. Bir tane de sana. Şu toplanan gemilerimizi şurada bir toplayalım. Sizler de bir saldırın. Şu uçakları oradan uzak tutun diyecektim. Gerek kalmadı. Bu ne şimdi? Böyle seni bir filo ile savaşamam. Ama zaten şey durumda yani. Yüzey güvende yani. Yüzey güvende olduğu için sıkıntı yok. Seni de kullanalım ya. Madem ki çok kahraman kaybettik. Seni de kaybedik. ne? Ha. Başka var mı? Şey. Nerede o? Aa, ben niye burayla uğraşmamışım hiç? Birisi gelecek oraya ele geçirecek şimdi. Bu arada facecam'im nasıl gözüküyor? Fena değil. Saat 16.07 ve ona rağmen hava çok... Yani hava hiç açık değil. Çok karanlık bir hava var bugün. Hava çok bulutlu. O yüzden ışığı açtım. Yani normal... Yoksa ben... günün bu saatinde ışık açacak kadar salak değilim yani. Hadi bundan yaptıralım. Zaten paramız az. Nereye geliyor ya? Karideye geliyor olabilirler. Nereye geliyorlar? Korusant mı? Ha, burası mı? Tamam, burası ise sıkıntı değil. Ben zaten burayı tahliye etmek istiyordum. Bir de hazır 61 binimiz birikmişken bir tane Victory Star Destroyer filosu yapalım. İhtiyacımız olacak. Evet. Yardırıyoruz gençler. Yani yardırmıyoruz. Geri çekilmek için yardırıyoruz. Daha yaklaşıyorlar. Yalnız hasar vermeden geri çekilmek de istemiyorum pek ya. En azından birkaç tane uçak patlatalım. Bak bak bak, filoya bak. Hayvanlar size. Star Destroy mu? Değilmiş. I'll take care of this'miş. Ha, bok take care of this. Abi çok yavaşlar ya. Bak, Crows'a yaklaştı. Bizim uçaklarsa hiçbir şey yapamıyor. Bombardımanlar nerede kaldı? Bombardımanlar bir alt yapamıyor. Geri çekilmenin zamanı gelmiş. Sakın motorlara hasar verme. Sakın. Tamamdır. Rahatız. Şu sevmediğim sahneyi hep görmek zorundayım değil mi? O ışık hızı sahnesinde dur, böyle pause yapması, durması resmen. Hayır, sen neden bu oyun yaparken şey yapmadın ki? İsmi nedir? Nereye gidiyor bu? Deep Space'e. Hayır, sen bu oyunu yaptığın zaman neden şey yapmadın ki? Bütün... Yani o... Söyleyemiyorum da. O ışık hızı sahnesini...
şeye göre uyarlasaydın, filonun büyüklüğüne göre uyarlasaydın olmuyor muydu yani? Tamam, o zaman da teknoloji yok, anladık. Ama bu kadar da şey yapmayın canım siz de. Şöyle yapalım. Hop, sen değil. Ya da sen ol. Ha, hazır onu da göndermişken şuradan biz işgale başlayalım. Zaten burayı ele geçirmek çok da zor olmayacak sanırım. Yeri göstermiyor ya. Ne? İnşallah bug değildir o. İnşallah oyunu çökmesine sebep olmaz. 30 dakika olmuş. Muhtemelen birazdan bu bölüm bitecek. Aa, bildiğin şey lan burası. Empire at War görevindeki keşif görevi. Çok güzel olmuş ha. Şuradaki anteni ele geçirelim. Hemen walkerlarımızı indirek. 3 yine 4 olmadı. O bug'ı düzeltirler belki ileride. Ne incoming'i? Ha. Buranın çok savunması yok ki ama mükemmel büyüsü olmuş. Walkerleri köleleştireceğiz. Madenlerimizde çalışırlar. Ama 12 tane yeter mi acaba? İnşallah yeter. Dener öğreniriz. Ana, Cumhuriyet başkentini buraya mı taşımış? İyi. Güzel. Çok güzel. Başkentlerini havaya uçuralım. Senato'yu havaya uçurun. O ipnelere günlerini gösterelim. Geri çekil bakayım sen. Bak bak bak, nasıl da geri çekiliyor. Walker'ları gördü, hemen kaçıyor. Korkak. Yozon Von Coruscant'ı işgal ettiği zaman başkenti Mon Calamari'ye taşımışlardı, onu hatırlıyorum. Yozon Von'dan da nefret ederim. Taret saldırıyor bize. Tamamdır. Maksimum ateş gücü. Lan. Ha, tamam. Ne oluyor lan? Walker'larımızın ağzına sıçtı. Oo, bombardıman çok güzel. Şuraya bir bombardıman filosu. Sen de başıma bela mısın be kardeş? Şuradaki ne? Ha, barak şeymiş, sığınakmış. Oo. Adamlar kurulmuş oraya. Yerleşmiş. Tabii ki bizim ateş gücümüz daha yüksek ama o yüzden sıkıntı yok. Takviye ihtiyacım yok sanırım. Ben takviyesiz de hallederim. Ne oluyor lan? Ha, bazukacılar sığınağın içine girmiş. Bir tane de bazukacı çıktı. Oo. Patlatın hadi. Of, çok güzel ya. Çok güzel. Şunu da patlatın hadi. Hadi. Ulan tam bombalama ihtimalim varken kaçmayı başardılar. Bırakalım kaçsınlar.